Çarşamba merkeze uğramak zorunda kaldım. Bir file alacağım. Bakalım. Varsa kask için. Abi böyle işler kolay gelsin. File var mı arkaya? Kaskı koyacağım da. Satıyor musun? Yok herhalde ha. Acil misin? Acil yol. Acilsen devam et kardeşim. Bakıyoruz. Yok herhalde. Şimdi bakıyor mu bu? Hadi canım yolla. Bu nasıl bir uslu var? Ben sana bir şey mi dedim? Allah Allah. Moto İdran'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine hastayım. Bir önceki videodaki gibi. Bir önceki videoda kamera açısının kötü olduğunu farkındayım. Mesajlarınız için, önerileriniz için çok teşekkür ederim. Yine random bir şekilde aklıma gelen Samsun'dayım. Ben köye gideceğim. Çarşamba'nın bir köyü. Ayvacık diye geçiyor. Saklı Cennet falan böyle. Oraya gitmeyi planlıyorum. O bir de bizim köyün işte yapısı çok güzel. Böyle dağda bir köy. İnanılmaz bir manzarası var. Oradaki okula gideceğim. İşte küçük çocukları falan görürüz belki. Buradan gazlayacağım çarşambaya ne kadar yani normalde araçla 20 dakika 30 dakika sürüyor. Ben de aynı şekilde giderim. Ara ara açacağım. Virajları inanılmaz güzel. Çok güzel bir gazlama olacak. Umarım beğenirsiniz. İnanılmaz bir rüzgar var yani. Umarım arkadaki şarkı telife girmiyordur. Şu an şarkı dinleyerek devam ediyorum. Grup şarkıyı kapatamam. Evet, Samsun'un ısı tadı. Konuşayım bari de arkadaki müzik biraz şey olsun. Şeye girmesin, filtreye girmesin. İnanılmaz bir rüzgar var. Gerçekten bir de arkamda kask var. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama aynadan. Çantama taktım. Çok zorlanıyorum şu an. Belim boynum ağrıyacak bugün şu. Daha sakin bir yolda birazdan tekrar açacağım. Çarşamba merkeze uğramak zorunda kaldım. Bir file alacağım. Bakalım. Varsa kask için. Abi böyle işler kolay gelsin. File var mı arkaya? Kaskı koyacağım da. Satıyor musun? Yok herhalde ha. Acil misin? Acil yol. Acilsen devam et kardeşim. Bakıyoruz. Yok herhalde. Şimdi bakıyor mu bu? Hadi canım yolla. Bu nasıl bir uslu var? Ben sana bir şey mi dedim? Allah Allah. Ne garip adamsın ya. Baba bak. Samsun. Çarşamba. Tamam mı? Hiç sekmiyor ya. Hiç sekmiyor. Geçmiş olsun. Önümde kaza olduk. Ufaktan. Abi az önceki muhabbet gerçek miydi ya? Hani gerçekten bu kadar olur ya. Adam hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim gerçekten. Yani nasıl bir hani belli yani şehir dışından gelmişim. Misafirim yani ben yolcuyum yani böyle mi davranılır ya? Bundan bahsediyorum işte yani. Nasıl bir tahammülsüzlük yani? Ne ara biz bu seviyeye geldik? Niye böyle oldu yani? Çok üzücü ya. Bir de yani adam da motorcu anladın mı? Hani bir noktada benim hani benimle empati yapabilecek bir adam. Çok saçma ya. Neyse benim burada bir enişte var. Ona bir uğrayalım. Bir çayını çorbasını içelim. Sakinleşelim. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Zaten buraya yakın. Uzak değil ki. Hazır merkeze gelmişiz. Serseriliğimizi, apaçiliğimizi yapalım değil mi? Hmm.
buraya ne olmuş? Serserilik yapacağım yer geçmiş. Oh shit. Neyse ben direkt köye geçeyim. Tabii ki de bu çamura girmeyeceğim. Çevir baba. Burada şeker fabrikası var çarşambada. Allah rahmet eylesin. Necmettin Erbakan'ın kurduğu bir fabrikadır. Buraya pancar satmaya gelmişler. Evet, şu an tam köy yoluna çıktım. 10 dakika. 10 olmasa da 15 dakikada köydeyim. Ama böyle tadını çıkara çıkara gidersem 20 dakikayı da bulurum. Tam virajlarda görüşürüz. Hey hey. Her yerim sinek oldu ya. Her yerim yani. Şu an vizörün içine bile girdi. Evet, çık lan. Evet, köye bayağı yaklaştık. Abi köye gidiyorum ya, şaka gibi. Burası neresi? Hemen gösterelim. Burası. Oo, aman 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 aman. Burası Hasan Uğurlu Barajı. Evet, bizim köy barajın üstünde. Şöyle şu dağda. Bayağı yaklaştık. Göstermek istedim manzarayı. Birazdan virajlar başlayacak. Yollar falan da yeni yapıldı sanırım. O yüzden eğlenceli olacağını düşünüyorum. Buradan dönelim, yolumuza devam edelim. Evet, ufaktan virajlar başladı. Telefonu cebime koydum. Ama yollar çok kötü. Bu tam burada, bu bölgede. İleride düzelecek. Baksana, hep toprak kaymış gibi. Oo, yarı ıslak. Yok. Burada yatılmaz viraja. Hem yerler ıslak hem yol kötü. Birazdan tekrar açacağım düzenince yol. Ama köyü de yeni yapmışlar. Yol hala düzelmedi. Şurada mı düzeliyor acaba? Bu motorun gücünü seviyorum. Yani gazı verdiğin zaman gerçekten özellikle ikinci, üçüncü viteslerde gerçekten size hissettiriyor yani gücünü. Tamam. Mesela bir önceki videoda MT25'e bindim. Tamam, gerçekten çok güçlü. Top speed'inde falan daha iyi ama ya çift silindir makine kanka, sana hissettirmiyor. Gücünü hissettirmiyor aslında. Yani yavaş bir inme, çok hızlı, bundan da inmesi hızlı. Ama o seni geriye atması yok yani, anladın mı? Basıyorsun ve öyle usul usul uzuyor gidiyor. Bu tek silindir abi. Basıyorsun, direkt alıyor götürüyor seni. Yol yeniye döndü şu an. Ama yine de yol çok pis. Yani bu şu yol burası. Bak bu yol güzel.
koyalı ya. Demir. Beyler. Önlük araç. Çok iyi. Yat! Yat! Bitti mi? Bitmedi! Bitmedi! Geniş alalım buna. Kimse yok. Sağ viraj. Keskin viraj mı? Yani aslında... Evet. Düzelt, düzelt, düzelt. Hop. Bu kadar mıydı ya? Aziz Allah. Abi ne güzel gidiyorduk ya. Canım sıkıldı şu anda. İnşallah çamur yoktur. Nereden nereye ya? Yol neydi, ne oldu arkadaş? Yani bu köye kadar devam edecekse gerçekten üzülürüm yani. Diyecektim ki burası biraz daha güzelleşti. Ama hala toprak yol yani. Beton değil o zemin. Asfalt değil. Hafif bir yana yatmamda direkt atar. Yerde bir sürü çakıl var. Öyleyse geri de dönebilirim ama o kadar geldim ya. Size göstermek istiyorum. Baksana şu güzelliğe, yeşilliğe. Beni geçtin ha mi? Şaka şaka. Kolay kolay gaza gelme. Abim de keyif yapa yapa gidiyor. Yatıyormuşum daha burada viraja. Neyse. Bu toprak zemin bitince tekrar dönerim. Evet, bayağı yaklaştık. Az kaldı. Askere selam verelim. İyi nöbetler koçu. İyi nöbetler. Bak bu kardeşin 2 sene yaptı. 2 sene. Geçer. Köyün katilleri bunlar. Patpatlar. Gerçekten köyün katilleri. Bu arada geldik abi. Buradan geliyoruz ve direkt Ayvacık. Ayvacık'a hoş geldiniz. Size bahsettiğim köprü birazdan daha net görünecek. Aha, trafik polisi. Kask nerede kanka? Hadi kurbanın olayım, yapma abi. Abi köyden indim abi. Yemin ederim. Alışverişe indim abi. Evet. Oh. Ya geçen bir video izledim. Dün gece olsa gerek. Dubai'de işte yerler ne kadar temiz testi yapıyor bir tane kadın. Beyaz beyaz şey giymiş. Beyaz çorap giymiş. Böyle yürüdü döndü dolaştı geldi abi. Çorapları belki de daha beyaz yani. Daha beyaz, hiç şey yok. Pislik yok. Ya ben şimdi burada çıkarsam kara lastiğe döner beyaz çorap. Bugün buranın pazar günü mü acaba? Çok kalabalık şey var. Size yandan gösteremedim köprüyü ya. Hemen bir yandan görelim, ondan sonra
tepeye çıkacağız köye. Ve trafiğin içinden geçiyoruz bu arada. Köprüyü yandan nasıl gösteririz? Peki bu adamların çoğunu tanıyor olmam ve onların beni asla tanımıyor olması. Yani simayen tanıyorum tabi. Çocukluğumdan kalma yüzler. Bunu gerçekten buraya çektin mi ya? Bunu yaptın mı yani? İnsanı beni boşver zaten de. İnsanlara da düşünmedin değil mi? Sen nereye gidiyorsun ya? Dur ya. Abla bu araba değil. İstediğim yere girerim, istediğim yere çıkarım. Öyle olacak olsa araba alırdım. Şuradan güzel görünür bence. Kaskı vizörü hiç açmayalım. Ha, köprü bu. Şu kafayı seveceğim birazdan. Şimdi bizim köy burası, tam karşı gördüğünüz dağ. Ev de tam tepedeki beyaz ev. Yani emin miyim? Bence o. Gidince göreceğiz bakalım. Şöyle görüm açalım. Evet. Çocuklar bizi kesiyor. Aynı yerden çıkalım yoksa çıkamayız. Bizim insanlarımıza park özürlülüğü olduğu için random koymuş adam. He, burası boş. Buraya koyabilirim. He. Burası boşsa buraya neden koymayayım ki? Kim çıkacak, kim gelecek umurumda değil. Otopark görevlisi olmasına rağmen yani böyle. Dibine girdi ya, dibine ya. Benim motor da buradan geçme şansı yok. Başkan az geri sal da kaçayım daha ben. Eyvallah, eyvallah. Benim de ağzım o, bu dağa yapıştı. Samsun'da vardır bu. Hadi dağa, hadi gidelim. Daha, daha aslında. Yapma ya, yapma ya yerine yap. Ya yapma ya, normal kullanıyoruz. Hadi lütfen yerine, hadi daha falan böyle. Bir ek var, aptal bir ek. Ne işe yaradı belli değil. Evet, köprünün üzerindeyiz. Şöyle. Manzara bu şekilde. Evet, evde. Aa, tam şu tepedeki ev, beyaz olan. Oranın manzarası zaten, oraya diyecek bir şey yok. Orası bambaşka. Ama geçerken önce bir okula uğrayabilirim. Şöyle küçük çocukları şaşkın gözleriyle şey yapalım. Aa, yol çok kötü. Çıkması zor biraz. Bir ses geliyor. Motordan bir ses geliyor. Uf, çok kötü yol. Bir ses var. Korkutma beni ya.
bir şey çarpıyor. Bloktan değil de ön taraftan bir şey böyle. Bu mu? Çakan sesi. Anlayamadım ya. Bir video mu çıktı? Bir şey oldu gibi ama bakarız inince. Evet, köyün girişine geldik. Peki ben kayıtta mıyım şu an? Evet, kayıttayım. Batarya iyi dayandı ha. Yani ben en son buraya geldiğimde bu şey vardı, okul vardı, okul yapılıyordu. Bitti mi? Onu da bilmiyorum. Şöyle sağımda kalacak okul. Şaka. Yok ya. Şaka, o benim hayallerim vardı lan. Ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sana kardeşim? Ben seni seviyordum lan. Yapacak bir şey yok. Başka bahar artık. Şimdi ben buraya girersem çıkabilir miyim? Risk almayalım. Şöyle bırakalım motoru. Evet, burası benim köyüm. Nasıl gireceğiz buraya? Oradan girelim. Buna fraktı denir arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. Fraktı. Artık ne demekse. Tahtadan kapı. Evet. Aynen. Tam size gösterdiğim ev bu. Yanlış söylememişim. Burası benim köyümün manzarası. Bu da bizim evimiz sayılır. Amcamın evi. Geldiğimizde burada kalıyoruz hep. Tabii şimdi fındık sezonu bittiği için kuruttuk. Muhtemelen satmışlardır. Herkes kendi şehrine, yaşadığı yere döndü. Böyle işte. Burası çok şey, sessiz, çok sakin, güzel bir yerdir. Ben şimdi bakkaldan aldığım suyu içeceğim. Sonra biraz dinlenir, geri yol alır. Yani bir şeyler yapmaya çabalıyorum, yapmaya çalışıyorum. Sizlerle hayatımı paylaşmaya çalışıyorum, motoru paylaşmaya çalışıyorum. Bildiklerimi öğretmek değil de hani aktarmaya çalışıyorum. Aslında tam eğitim noktasında öyle çok size bir şey kattığımı düşünmüyorum ama yavaş yavaş hani o noktada da işte motor sürüşüyle alakalı, trafik ile alakalı böyle hani konuşurken ufak ufak tiyolar vermek aslında aklımda. Çünkü sadece yani hani çok şey oluyor, çok yapmacık oluyor. Hani senaryo var, ben işte bugün bunu yapacağım, bugün bunu yapacağım, bugün bunu yapacağım. Hepsini yapıyorsun, yapıyorsun, atıyorsun. Evet, okey. Beğeniliyor olabilir ama insanlara bir şey de katman gerekiyor. Hani sadece bu motovlog ya da vlog noktasında da değil. Yani etrafınızdaki arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar hep size her sohbetinde olmasa bile yani çoğu zaman size bir şey katan insanlar olsun. Olmalı daha doğrusu. Ya da siz de onlara. Bu şekilde aslında faydacı yaklaşım gibi oluyor ama insan ilişkileri de bunun üzerine kurulu yani. Şimdi bir karı koca noktasında da baktığın zaman hani bir evlilik, evliliğe bile baktığın zaman yine bir faydacı tutum var iki taraf içinde. Yani insan şeyi bu yani, doğası bu. Bunu kabul etmek lazım. Etrafınızda boş insan olmasın yani. Bir insan bir şeyle uğraşmalı, bir uğraşı olmalı. Okuyorsan bile mesela bir okuldasın, işte bir bölümü okuyorsun, işte böyle tıp hukuk falan böyle şey bölüm değilse, hani seni okurken yoracak, zamanını gerçekten alacak bir bölüm değilse, abi bir hobi edin.
Yani tabii onlar da edinmeli ama hani onun belki zamanı olmayabilir. Tüm fokusu oradadır, eğitimi nedir. Ama hani bu kadar yoğun, zor okullar, bölümler okumuyorsanız abi bir hobiniz olsun. Hatta o hobi ileride işe çevirebilecek kadar bilin. Çünkü bir şeyi iyi bilin abi. Bir şeyi iyi bilmek gerçekten çok önemli. Sizi her zaman ön plana çıkartır. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Ya ben şu an 27 yaşındayım. Aslında duruşum, görünüşüm, hareketlerim, bir sesim falan olsun biraz daha böyle çıtırdır, anladın mı? Yani 27 göstermem ama hani bu da benim hayat tecrübem. Öyle söylemek, anlatmak istedim. Tek bataryayla muhtemelen videoyu bitirdim. Şu an çekip çekmediğini de bilmiyorum ama umarım çekiyordur. Bunları tekrar konuşmak istemem. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel manzara eşliğinde sizlere elveda diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.